gidiyorsun. Kalabalık. Acayip ya. Herkese merhaba. Ben Abur Cubur Gurbeniz Berkcan. Bugün İstanbul turumuz devam ediyor. İstanbul turumuz devam ediyor. Çok enerjiyim. Karnımızı doyuralım da enerjik olalım. Midye Camii'ne geldik. Yoğun istekleriniz üzerine. Abi Midye Camii'ne git. Şeyleriniz üzerine, yorumlarınız üzerine. Geldik. Hem midye hem kokoreç yiyeceğiz. Ne var ne yok. Bir de bizden duyun istedik. Zaten biliyorsunuz da. Değil mi? Peki en fazla kaç midye yiyebilirsin? Ya aslında bayağı bir yerim de. Ne gerek var buna bilmiyorum. Enteresan. Yarım İzmir. Ben İzmir yiyeceğim. Uzayda da. Uzay mı deneyim? Uzay tamam. Ha? Başladın mı? Evet, siparişlerimizi verdik. Azar azar hepsinden tadalım diye çeyrek İzmir ve çeyrek uzay söyledik. Uzay şu, bu yassı kesilen. Şöyle. Yastı kesileni, Ömer'cim karanlık, aynen. İzmir'de şöyle iri kıyım olan. Şimdi dilini tutması lazım ama neyse. Önce uzaydan başlıyorum. Çünkü bu buraya has bir şey. İçi şöyle. Bayağı lezzetli. Sadece dışı piştiği için çıtır çıtır. İçi yumuşak. Baharatı çok iyi. Biraz daha acı olabilir sadece. O da keyfe göre dökersin ya. Bayağı güzel. Yani kokoreç çok seviyorsanız bunu denemeniz lazım. Abi var mı? Kaç? Çünkü kokoreçte en çok haşır neşir olabileceğiniz şey bu. Pişirme tekniği bu. Geçiyorum. Bu şöyle, şimdi İzmir'e de baktığınızda aslında uzaya benziyor. Ama bunda yassı bir kesim yok. Bunda bir disk şöyle kesiliyor, sonra bu ikiye ya da üçe bölünüyor herhalde anladığım kadarıyla. Bu arada ekmekleri de çok güzel. Şu mangal kısmında ızgarada bekletiyorlar. O yüzden yumuşak ve çıtır. Aynı zamanda. İzmir usulü. Yakın tatlar. Bu da gayet lezzetli. Ama bence İzmir, çünkü diğeri yumuşak kısmı çok fazla. Bunda pişmiş taraf daha fazla. Bence bu daha iyi. Benim favorim İzmir. Evet, şimdi sıra geldi midyeye. Midyenin başında kim var? Midyeci Mehmet. Midyeci Mehmet. Ahmet istifa etti, Mehmet devraldı. Hayırlı olsun. Bizim çok zaten yakında karşıya şube açacağım abi. Sağ olun. Mehmet'in midyeleri Ahmet abinin onayıyla. Evet. Eskişehir, Ankara, Tuzla, Çengelköy. Çok yakında abi. Yılbaşında. Ankara. 4 tane şube birden açıyoruz. Biz Ankara'dayız. Ankara'ya Bahçeli Evler abi. Güzel lokasyon. Evet abi, Bahçeli Evler. Gayet taze, lezzetli. Ve şöyle küçükleri özellikle bademleri. Benim favorim zaten. Etini göstereyim. Bence gayet şöyle kıvamında, kararında. Sen bakın. Eti gayet kıvamında, kararında. Gel misin başkanım? Bayağı lezzetli yani. Burada sıra olacak kadar haklıymış insanlar. Say baba.
Biraz da kovadan mı yiyelim? Şu küçükler çok güzel efendim. Ya. Ne kadar? 20 lira. Ömer sen yiyemiyorsun şu an. Özür dilerim. Ama sana da alacağım. Var mı abi? Var abi. Şu anda sadece anlatmak için aldığımız. 20 mi? Hediyeler. Daha sonra daha fazlasını alacağız. Evet, şimdi de buranın buraya has lezzetlerinden biri soslu midye olayına giriştik. Soslu midyemiz de aslında görsel olarak normal midye ile hemen hemen aynı. Sadece bunun biraz daha böyle pilavı daha şey sulu gibi gözüküyor. Bir yiyelim bakalım. Neyse tadını şöyle söyleyeyim. Diğerine göre yani normal midyeye göre biraz daha acı. Bir de böyle gravy sos gibi böyle bir sos yağlı bir şey var. Bunu tam anlayamadım ama benim ilk tercihim normal midyesi olur. Kokoreç'te de İzmir usulü ilk tercihim. Ama buranın kalabalığı, cümbüşü ayrı bir ortam gerçekten. Böyle sokakta ayaküstü bir şeyler yemek isterseniz gelinebilecek enteresan mekanlardan biri diye düşünüyorum. Kapatıyorum. Kapatıyoruz. Ve diyoruz ki Midye Cami'ye teşekkür ediyoruz. Ve diyoruz ki unutmayınız, doğru abur cubur için bizi takip etmelisiniz. Hoşçakalın.